falan var. Tabii hakikaten dünyadaki şu anda yapımı devam eden 10 büyük projeden bir tanesi de bu. Ekonomik büyüklük açısından Osman Gazi Köprüsü'yle başlıyor tabii ve ta İzmir'e kadar devam edecek olan otoyol projesi. Bursa'ya kadar açıldı otoyol. Şimdi Bursa'dan sonra Balıkesir, İzmir etabıyla ilgili yoğun bir çalışma devam ediyor. Artık tabii bu otoyol bittiği zaman Balıkesir bir otak şehir haline geliyor. Şu anda özel otomobilinizle 2 saatte gidebiliyorsunuz. Demek ki Balıkesir-Bursa arası da olunca 1 saat 45 dakikada çok rahat İstanbul'a gidebileceksiniz. Buradan 1 saatte de İzmir'e gidebileceksiniz. Hakikaten yol medeniyettir diyordu Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten öyle. Şimdi bu otoyol sayesinde Balıkesir gittikçe bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. İşte İstanbul'daki sanayi tesisleri Balıkesir'deki organize sanayiye taşınmaya başladı. Bunlara misal şişe cam fabrikası, filli boya başta olmak üzere bu şekilde daha fabrikalarını taşımak isteyen bir sürü sanayici de müracaat ediyor. Şu anda organize sanayi bölgemiz dolmuş durumda. 1,5 kat daha büyütüyoruz imar planlarında. İnşallah şu anda 115 civarında fabrikamız var. 1,5 kat daha büyüterek 150 tane daha fabrikanın gelmesini bekliyoruz. Şimdi burada yaklaşık olarak 10 milyar dolara yakın bir yatırım bu. Hakikaten devlet ve özel sektörün birleşmesiyle yapılıyor burası. Özel sektör kredisini kendisi temin ediyor. Yap işlet devlet modeliyle. Bu da ayrıca bir güzel. Hakikaten özel sektörümüz de güçlü. Devletimize güveniyor, millete güveniyor. Bu otoyolları yaparak, işleterek bunun parasını buradan almış olacak. Ben emeği geçenleri kutluyorum. Hakikaten. Evet, ülkemizin dev projelerinden birinin Kuyalan bölgesindeki viyadüğündeyiz. Yaklaşık bu projenin %88 fiziki gerçekleşmesi tamamlandı. Bu viyadük gibi 36 tane viyadük planlandı bu projede. 17 viyadük gerçekleşti. Diğer viyadükler de yapım aşamasında. Şu anda da Kuyalan bölgesindeki viyadüğün üzerindeyiz. Dediğimiz gibi dev bir proje. Yollar önemlidir, yol medeniyettir, ulaşım önemlidir. Şehirlerin gelişmesi anlamında çok önemlidir. Önemsiyoruz. Balıkesir'in daha da gelişmesi anlamında bu projenin, bu yolun çok önemli olacağını düşünüyoruz inşallah. İstanbul-İzmir arasındaki yolda bu şekilde 8 saatlik bir süre 4 saate inecek. Mesafeler kısalacak, kazalar azalacak inşallah. Burada tabii emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, en altta çalışan işçisinden bakanımıza kadar tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu proje tamamlandığında sanayi anlamında da Balıkesir'e faydası olacak. Kazaların azalması anlamında da faydası olacak. Her türlü faydasını göreceğiz. Gördüğünüz gibi hummalı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2018'de önümüzdeki yıl bu proje inşallah tamamlanacak. Vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.